şimdiye kadar memleketin kaydetmediği en yüksek rakamlara erişilmiş bulunurken, bahar mevsimi feyizli yağmurlarıyla yurdun her köşesini cennetten bir parça haline getirir, memleket bol ve feyizli bir mahsul idrak etmeye hazırlanır. Vatandaşlar hallerinden memnun olmanın ve hele yakın gelecekte çok daha ileri bir refaha ve huzura kavuşmanın inancıyla yüzleri güler ve istikbale, emniyetle bakarken... Kurt politikacı, komitacı Bayar yanılmadı. Menderes, halkını tanıyan ve halkın sevdiği bir lider olarak Türkiye'nin batıyı yakalamasını 10 yıllık başbakanlığı süresince kendisi için en önemli görev olarak kabul etti. Esasen büyük millet olmanın ana vasfı ve sırrı bu değil midir? O kadar ki şu bir hafta içinde geçirdiklerimiz 10 sene yaşamış kadar bizim için tecrübeleri edinmeye kafi gelebilir. Bugün hiçbirimiz 10 gün evvelki tasasız görüşleri insanları değiliz. Ve milletçe işleri ele almamız elbette bu tecrübelerin ışığı altında kısa bir zaman evvelkinden farklı olacaktır. Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı Celal Bayar, Menderes'in sadece başarılı bir başbakan değil, halkın çok seveceği bir lider olacağını da sezmişti. Menderes, halkına dayanmaktan başka destek aramayacak hitabeti çok güçlü bir politikacıydı. Halkın da kısa sürede kendisini sevip bağrına basacağı belliydi. Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz? Milyonlarca insan kısa süre içinde ona karşı Bayar'ın tanımıyla sihirli bir muhabbet duyabilirdi. Nitekim öyle oldu. Adnan Menderes'in her mitingi 21 milyonluk Türkiye'de yüz binlerin akın ettiği meydanlarda yapıldı. Adı ve soyadı binlerce çocuğa isim oldu. Halkı bu yeni başbakanını sevdi. Gerçekten çok sevdi. Ona uzun yıllar sihirli bir muhabbet duydu. Peki kimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı?